Onlar değerler takımı. Çocuklar onların dünya dışından geldiğini düşünüyor. Hatta bazıları onları uzaylı zannediyor. Ancak değerler takımı dünyanın varoluşundan beri bu topraklarda. Birçok bilgenin, tarihi kahramanların çocukluğunda yanlarında bulunarak değerlerimizle onlara destek oldular. Şimdi tüm çocuklara destek olmak, sorunlarını çözmek için görev başındalar. Onlar değerlerimizle dünyayı daha güzel hale getirmenin peşindeler. Bu arada unutmadan hatırlatalım. Onları sadece destek isteyen çocuklar görebilir. Sorumlu, özden, sevgi, dürüst, adalet, saygılı, yardımsever, sabırlı. Artık benimle yaşayacaksın minik kuş. Korkma. Esra. Esra? Kızım ne saklıyorsun orada? Bir şey saklamıyorum babacığım. Duyduk Esracığım. Bir kuş sesi geliyordu odadan. Bizimle kalsın. Lütfen anne, lütfen baba. Ondan ayrılmak istemiyorum. Canım kızım, sen henüz bir canlının bakımını üstlenecek kadar sorumluluk sahibi değilsin. Odana bak, her zamanki gibi yine dağınık. Kızım belki o kuşun annesi vardır, üzülür. Hem yapman gereken işleri kendin yapabildiğin zaman baban senin bir kuş edinmene izin verebilir. Babam evde evcil hayvan bakmama izin vermiyor. Sorumluluk sahibi değilmişim. Nasıl olurum bilmiyorum. Merak etme Esra. Hemen geliyoruz. Bizi bekle. Evet sorumlu. Bu durumu ancak sen çözersin. Değerler takımı, haydi iş başına. Nereye gidiyorsun Esra? Anne, bahçede biraz oynamak istiyorum. Tamam, dikkat et. Ah kızım, daha dışarı çıkarken izin almıyorsun. Nasıl sorumluluk sahibi olacaksın? Şimdi annem sizi görecek, çabuk saklanın. Merak etme, bizi sadece destek isteyen çocuklar görür. Bir an aklımdan çıkmış. Esra, gel seninle bir günü birlikte geçirelim. Bakalım nelerde eksiğim var anlayalım. Çok iyi olur. Hadi eve gidelim. Esra, bu odanın hali ne böyle? Odan böyle dağınıkken nasıl bir kuşun bakımını üstlenebilirsin ki? Odamı toplayacağım hemen, merak etmeyin. Ne olmuş yani odan biraz dağınıksa? Kuş dağınık bir yerde yaşayamaz mı? Of, çok yoruldum. Neden gülüyorsunuz? Yüzün kir içinde kalmış Esra. Eğer bir kuş istiyorsan daima kendi temizliğine de dikkat etmelisin. Elini yüzünü yıkamalı, saçlarını taramalısın. Esra, hadi kızım yemek hazır.
çok acıkmışım anne. Yemek için annene teşekkür etmelisin ve Allah'a şükretmelisin. Bir de annene bulaşıkları toplamasında yardımcı olmalısın. Yoksa annen ve baban kuş bakma fikrine olumlu bakmazlar. Eline sağlık anneciğim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim canım kızım. Sanırım büyümeye başlıyorsun artık. Anneme yardım etmekle, Allah'a şükretmekle kuş sahibi olmam arasında nasıl bir bağlantı var anlayamadım. Yemekten sonra mutlaka ellerini yıkamalı, dişlerini fırçalamalısın. Neyse, zaten ellerimi yıkamam, dişlerimi fırçalamam gerekliydi. Kızımızda bayağı bir değişiklik var. Hadi hayırlısı bakalım. Hayır, şimdi ödev yapmak istemiyorum. Daha değil, akşam yapmadan önce yaparım diye düşünmüştüm. Ödevimi yapmam gerek değil mi? Sanırım ne yapmak istediğimizi anladın. Annen ve baban sana güveniyor. Kendi sorumluluklarını yerine getirirsen bir kuşa bakmanın sorumluluklarını da yerine getirebilirsin. Yapmam gerekenlerin hepsini bu panoya yazdım. Bu panoya sorumluluk köşesi dedim. Bundan sonra yapmam gereken işlerin hep farkında olacağım. Anneme de yardım edeceğim, babama da. Yemeğimi vaktinde yiyip ellerimi, yüzümü yıkamayı, dişlerimi fırçalamayı, derslerimi, ödevimi hiçbirini unutmayacağım. Alo, Ali müsait misin? Evet, arabadayım canım. Aman dikkat et, hareket halinde telefonla konuşma. Merak etme sen, park halinde konuşuyorum. Harikasın Ali, Esra sanırım bir kuşa sahip olmayı hak ediyor. Bugün beni çok şaşırttı. Hiç uyarmadan ellerini yüzünü yıkadı, yemek sonrası bana yardım etti, odasını topladı. Kendine sorumluluk köşesi bile yapmış, yapması gerekenleri oraya yazıyor. Akıllı kızım ne demek istediğimizi anlamış demek ki. Ona ufak bir sürprizim olacak. Görüşürüz. Elif, Esra, ben geldim. Size bir sürprizim var. Hoş geldin babacığım. Ben de yeni bir kitap okuyordum. Az önce bitirdim. Aferin canım kızım. Sen artık tüm sorumluluklarını yerine getiren düşünceli bir çocuk oldun. Sanırım bunu da hak ettin. Canım babacığım, teşekkür ederim. Çok bekledik arkadaşlar. Bence gidelim. Evet, gitmemiz gerek. Zaten ne yapması gerektiğini biliyor artık. Değil mi yardımsever? Evet arkadaşlar, gidelim bence de. Yardımımızı bekleyen biri olabilir. Biraz daha sabredin arkadaşlar. Vedalaşıp gidelim. Haklısın, düşüncesizlik ettim. Bence de vedalaşmadan gitmek iyi bir davranış değil. Ben sizi burada unuttum. Özür dilerim. Seni anlıyorum. Babanın sürprizi seni çok mutlu etti. Bundan sonra her şey daha güzel ve kolay olacak. Sorumluluk tüm zorlukları kolaylaştıran ve insana istediklerini kazandıran bir değerdir. Aklından hiç çıkarma. Öğrettiklerinizi unutmayacağım sorumlu. Size ne kadar teşekkür etsem az.